Söz Milletin programıyla yeniden karşınızdayız. Bugünkü konumuz yılbaşı kutlamaları. %99'u Müslüman olan ülkemizde yılbaşı kutlamalarına ramak kaldı. Peki halkımız yılbaşı kutlamaları hakkında neler düşünüyor veya yılbaşında kutlama yapmalı mıyız? Yapmazsak ne kaybederiz? Dilerseniz tüm bu soruların yanıtı için Söz Milletin programı başlıyor. Sağ olun. Hindi alırız mı hindi? Yok. Yılbaşı yaklaştı ama. Olsun. Bu sene hastalık var. Hindi kesmiyor musunuz? Yok. Kesmiyor. Şimdi tabii şakası bir tarafa. Yılbaşı yaklaştı. Yine her ne kadar bu sene pandemi dolayısıyla yasak olsa da insanlar yine kısmen bazıları kutlayacak. Sizce yılbaşıyı kutlamalı mıyız? Yok, kutlamamalıyız. Neden? Korona var bu sene. Sadece korona mı? Evet. Mesela dinimizce caiz mi? Dinimizce de doğru değil. Doğru değil. Peki bizim Hicri yılbaşımız var mesela. Evet. Peygamber Efendimizin özellikle Mekke'den Medine'ye göç etmesiyle, hicret etmesiyle Hicri yılbaşını biz kutluyoruz. Evet. Bizim için yılbaşı bu aslında, evet. Ama Batı kültürünü sevmeyen veya Noel veya yılbaşı bize uygun mu sizce? Yok, bize uygun değil onlar. Dinimize uygun değil yani. Peki kutlamak isteyenlere bir mesajınız var mı? Kutlamasınlar yani. Dinimizi kutlasınlar. Dini Hicri yılbaşını kutlasınlar. O zaman yılbaşında ne yapmak lazım efendim? Hani en azından miladi yılbaşında evimizde ne yapabiliriz bunlara? Ne yapabiliriz? Her zamanki gibi oturup yani. Aslında ne yapabiliriz? Güncel hayatı değiştirmenin pek mantığı yok. Zaten Müslümanın her günü aynıdır. Değişen bir şey yok. Evet. Evimizde yine çocuğumuzla oturacağız. Yılbaşı olmasa hiçbir şey değiştirmeyecek. Namazını kılmak isteyen namazını kılacak. İsteyen Kur'an-ı Kerim okuyabilir. Yani bizde yılbaşı kutlaması diye bir şey yok. Ama bizim gerçek yılbaşımız Peygamber Efendimiz'in yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicretiyle başlayan ve o döneme Hicri yılbaşı olarak nitelendirdiğimiz o takvimdir aslında. Biz de Hicri yılbaşını kutlayabiliriz ama bizim kültürümüzde yer almayan tamamen Hristiyan aleminin ve buna benzer diğer grupların, insanların kutladığı bu yılbaşına bence prim vermeyelim. Bu yüzden de o geceyi yine ibadette geçirebiliriz. Peki siz son olarak neler söylemek istersiniz yılbaşıyla alakalı? Yılbaşı diye bir şey yok yani. Kutlamayın diyorsun. Kutlamayın. Evet. Yani. Mesaj bu. Çok teşekkürler. Evet, tabii yılbaşı yaklaştı. Biz de soruları vatandaşa yönlendirelim ki herkes bilinçlensin, bilgilensin. Efendim, buyurun. Noel veya yılbaşı yaklaşıyor. Evet. Siz efendim hindi aldınız mı? Hayır, almayız. Allah nasip etmesin hindi. Yılbaşında özellikle yemeği. Bizim Hicri yılbaşımız Muharrem ayıdır. Muharrem'de alırız, Muharrem'de toplanırız. Müslüman olarak o zaman yeriz. Peki neler oldu bize? Yani biz Hicri yılbaşı dururken neden yılbaşını veya Noel'i kutlarız? Çünkü Hicri takvime değil de Milat takvime göre hareket ettiğimiz için ve okumadığımız için, araştırmadığımız için. Tamamıyla sadece bir algı oluşturulmuş. Onun dışında araştırılsa, öğrenilse hiçbir şekilde özümüzü, İslamiyetimize neler kazandırdığını, ne güzellikler verdiğini görürüz ve biliriz. Ve bunu da yapmayız. Yani başka insanlara uymayız. Kendi aslımız, neslimiz neyse onunla yaşarız. Bu şekilde. Şimdi, tabii sonuna kadar katılıyorum sizlere. Ama bakıyoruz ki yüzlerce, binlerce, hatta dünyada milyonlarca evet. Biliyorsunuz çam ağacı katlediliyor veya yetiştiriliyor biliyorsunuz. Evet. Onlar doğaya kazandırılması gerekirken evlerin süsü oluyor. Evet. Bize yakışan şeyler değil bunlar. Değil, tabii. Nasıl bu hale geldik? Yani insanlar sadece bilinçsiz Müslümanlıktan mı kaynaklanıyor? Tamamıyla benzemek. Yani hemen örnek almak. Yani güzel, süslü olan şeyler insanlara cazibeli geliyor. Yani ışıltılı bir hayat veya ışıltılı bir gün geçirmek, giyinmek bunlar insanlara cazip geldiği için. Altyapısına baksalar, araştırsalar oysa ki vebaldiler. Ayrıca maddi manevi kaybediyorlar. Tamamıyla dediğim gibi yani bu nefsin hoşta olacağı durumlarla hareket ediyorlar. Onun dışında maddi manevi aslında kaybediyoruz. Üzücü bir durum. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah Maide Suresi 5. ayette özellikle şunu söylüyor. Sizden kim onlara benzerse onlardandır diyor. Kesinlikle. Yani biz kim onlardan mı olmamız? Kim bir kavme benzerse onlardandır ve hüsrana uğrar. Budur ayet-i kerimin tamamı. Peki biz yılbaşını yani kendi Hicri yılbaşımızı nasıl kutlamalıyız sizce? Biz Hicri yılbaşımızı bütün aile bir araya gelerek, dua ederek yine okuyarak, yine yedirir yani yemek, içmekten beraber muhabbet hasıl olacağı bir ortamla
hoşgörülü sohbet ederek bu şekilde temenni ederiz, bu şekilde geçiririz. Herhangi bir süsleme, herhangi hediyeleşme olur bizde de. Hediyeleşmek sünnettir, Efendimiz'den gelen bir sünnettir. Hediyeleşiriz ama onun dışında yani kırmızı giyinmekmiş, ağaç süslemek yani tamamıyla bidat, tamamıyla kafir, adete tamamıyla kafire uymaktır bu. İslamiyet'te hiçbir zaman, hiçbir Müslüman'da da, Müslümanlıkta yoktur bu. Hiçbir şeriatta da yoktur. İşte hanımefendi özetledi aslında durumu. Bizim için Hicri yılbaşı vardır. Hicri yılbaşı nedir efendim? Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde biz o tarih Hicri yılbaşı olarak kabul ediyoruz. Ama tabii global dünyada maalesef miladi yılbaşı olarak şu an tedavülde. Fakat biz Müslümanız ve yılbaşıymış, Noel'miş. Buna prim vermemek lazım. En azından İslam alemi biraz uyansın artık. Neredeyiz yani. Ve nereye gidiyoruz, ne çok yapıyoruz? Yazık maalesef. Peki sizin gençliğe de kötü örnek. Bir mesajınız var mı efendim özellikle yılbaşını kutlamak isteyenlere? Allah gerçekten hani kimseye nasip etmesin öyle bir kutlamayı. Bir Müslüman olarak bunu dedelerimize, geçmişimize araştırırsak yılbaşın olmadığını ve hakikatin ne olduğunu öğreniriz. Madden manen de günah ve vebale girmeyiz. Hem cebimizi hem dünyamızı hem ahiretimizi yakıyoruz yılbaşına hazırlık yaparken. Mesela şimdi bizim dinimizde biliyorsunuz kurban kesmek imkanı olanlar için evet, caizdir. Ama o her dönem, her kurban bayramında birçok yerde manşetler atılıyor. İşte katliam şu bu falan deniliyor. Şimdi aynı şey mesela hindi kesilmesi var. O, nasıl kıyaslarsınız bunu? Tabii ki tamamen işte yine bilinçsizlik diyorum. Yine de araştırmadan önüne gelen rahat konuşma bu. Bence kesinlikle hayvanın etinden sütten faydalanacağınız hayvanın etinden sütten faydalanabilirsiniz. Helal olan hayvan. Hindi de helaldir. Ama niye sadece bugün özelleştirip neden kutsallaştırıyorsunuz? Aralık, Ocak bir neden kutsal bir gün oluyor? Öyle bir gün yok. Öyle bir şey de yok yani. O yüzden yapmayın, yapmayın, yapmayın. Yapanlara da lütfen mesaj olarak lütfen konuşun, etrafınızdakileri söyleyin. Müslümanız, namaz kılıyoruz, başörtülüyüz, tesettürlüyüz. Dedemiz hacı, babaannemiz hacı yok şöyle ama yılbaşını kutluyoruz. Nerede, nerede, nasıl Müslümanız? Önce kendisinin cevabını kendiniz bulun derim. Çok teşekkürler efendim, çok sağ olun. Size sağ olun. Evet efendim, çalışmak, üretmek güzel. Helalinden oltayı attınız, balık çıkarsa âlâ, ne âlâ. Kısmet. Peki efendim, özellikle yılbaşına sayılı günler kaldı. İnsanlar bilet alıyor. Siz bu biletin haram mı, helal mi diye sormayacağım zaten ortada. Bilet olaylarına nasıl bakıyorsunuz özetle? Vallahi bana sordun, ben almıyorum. Almam da. Çünkü haram. Bu bir gerçek. Ama arana da niye alıyorsun diye tenkinde bulunamam. Çünkü bana düşmez. Mesela bakıyoruz, kuyruk oluşturmuş efendim, saatlerce bekliyor insanlar. Vallahi yani hesap sormak anlamında değil. Yani toplum nereye gidiyor? İslam ülkesiyiz, Müslümanız. İnsanlar bile bile niye bunu düşünüyor? İyiye gittiğimiz söylenemez. Çünkü hiçbir şeye riayet etmiyoruz. Yasak, adam diyor ki yasaklar denilmek içindir. Bu bir gerçek. Onun için kime ne diyeceksin? Otobüste bile adam maskesini çenesinin altına indiriyor. Sanki süs eşyası gibi kullanıyor. O yüzden adama şimdi müdahale ediyorsun. Diyor ki sana mı kaldı? Hatta iki sefer mahkemelik oldum. Karakolluk oldum. O yüzden. Onun için vakit geçirmek için böyle geliyorum. Elimden geldiğince dışarıya çıkmamaya çalışıyorum. Yapacak başka bir şey yok. Peki efendim mesela geldiniz buraya balık tutacaksınız ama kimsenin kime ait olduğunu bilmediğiniz bir kova balık var. Aldınız o kovaya gittiniz mesela. Onun tadı mı güzel olur? Kendi tuttuğunuz balığı mı? Hayır. Ben buradan hiç balık tutmadan da gittim. Kendi emeğinin karşılığını hiçbir şey vermez, haz vermez. Şurada tuttuğum 10 tane, 20 tane neyse şükürler olsun. Adam tutmuş orada 10 kilo. O da onun emeğinin karşılığı. Yani kısmet. Onun için ne yaparsan yap, helali gibi hiçbir şey olmaz. Kesinlikle olmaz. Evet. Bakın ne diyor beyefendi? Gün geldi, hiç tutmadan gittim. Gün geldi, bir tane tuttum. Ama diyor yandaki komşum 10 kilo tuttu. Bu da nasip meselesi. Yani Allah ona o kadar nasip etti. 10 kiloyu aldı. Beyefendiye 2 tane nasip etti. 2 tane aldı. Ama o 2 tanenin kıymeti, değeri hiçbir şeyle ifade edilemez. O yüzden bilet olayı da buna benzer. Hak etmediğiniz bir kazanç sizi
uçurumun kenarına kadar getirir ve bir bakmışsınız ki o uçurumdan düşmüşsünüz. O yüzden hiçbir uçurumdan düşmemek için lütfen helal ve haram ayrımını yaparak kararlar verin ve ona göre bir değerlendirerek bilet alıp almayacağınıza karar verin diyelim en azından. Çok teşekkürler efendim, çok sağ olun, kolay gelsin. Efendim yılbaşı yaklaştı, piyango bileti aldınız mı? Biz öyle şeylere kullanmıyoruz. Çünkü haram olduğu için Allah Celle Celaluhu bütün bu şeyleri haram ettiği için biz almıyoruz onu. Ama şimdi bakıyoruz ki kuyruklar almış başına gidiyor efendim. Yani sıra bulmak mümkün değil. Saatlerce bekleyen insanlar var. Ama işte herkesin kendi görüşü, inancı. Benim inancıma ters geldiği için ben almıyorum. Peki alanlara bir tavsiyeniz var mı efendim? Haram olduğu için almamalarını tavsiye ederim. Çünkü daha önce bunları gördük. Milli piyango alanların hepsi sonu hüsranla bitti. Görüyoruz. Yani almamaları daha iyi. Hem haram işliyorlar hem de o paranın Allah'a hesabını veremezler. Yani bereket yok diyorsunuz. Yok, hiç yok hem de. Ben almam ki. Neden ama? Ben Allah'ın evine gittim. Haram. Çok güzel. Tabii haram olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet. Ama kuyruklar almış başını gidiyor. Aman bana. Saatlerce bekliyorlar. Herkes çalışır. Para hani var mı? Para var mı? Yok ki. Millette para mı var? Hani kim kuruymuş alacak bu sene? He? Ama işte onlar bir umut çıkarsa belki diyor zengin olur. Geçen sene de çıktı, sakladılar. Ne yaptı? Vermediler. He. Peki sizce o paranın bereketi olur mu? Olmaz. Olmaz ki. Peki siz bilet almak isteyenlere ne tavsiye edersiniz efendim? Benim tavsiyemi almasın. Hem paranıza yazık, hem günaha giriyorsunuz. Evet. Öyle. Evet, bakın hanım annemiz çok güzel ifade etti. Evet. Ben dedi Allah'ın evine, yani Mekke'ye gittim. Ben gittim vallahi. Yani doğru. Benim işim olmaz diyor, özeti bu. Aynen öyle. Sizin de işiniz olmasın diyor. Çünkü bereketi olmaz. Bereket olmaz, olmayan tabii. Paradan da olmuyor. Kimseye fayda olmaz. Ne olacak? Gözümüzde gördü, işkiye verdi. Ne oldu? Para bitti. Bundan önce Milli Piyango kazanan ne oldu? Talan oldu gitti. Aynen öyle. Evet, o zaman talan olmamak için bilet almıyoruz. Yok, almıyorum, vallahi almıyorum. Efendim yılbaşı yaklaştı. Milli Piyango aldınız mı? Almadım. Neden? Ya şu anda almadım ama daha doğrusu almayı düşünüyorum yani. Umudu ona mı bağlı? Ya umut demeyelim de hani şans diyelim. Hani umudu tamamen bağlamadık ama şans diyelim. Peki tabii bilginizi sorgulamak haddim değil. Sizce bilet helal midir, haram mıdır? Ya şimdi biletin haram olduğunu biliyoruz. Hani ya iddia da haram. Hani yani bunlar da normalde yani devlet oynatıyor bunları. Hani yasal olarak da oynatıyor bunları. Hani biz de şans olarak hani çıkacağından da değil, hani umut da değil ama hani öylesine alıyoruz yani. Her sene bir tane de olsa alıyoruz yani. Ben yerinizde olsam almazdım ya. Vallahi karışmak gibi olmasın da. Ya böyle dediniz de belki kararım değişebilir yani. Yani paranın bereketi yok. Mesela birçok internette araştırıyorsunuz. Evet. Bir piyangodan para almıştır. Affedersiniz, orada burada yemiştir, para bitmiştir. Uçurumun kenarına gelip düşmüştür. Doğru. Şimdi internete baktığımız zaman zaten hani şu anda dijital platform olduğu için hani bütün Milli Piyango'ya kazanımların hepsi çıkıyor zaten. Hani dediğiniz gibi hani haram para hani bir şekilde hani yok olup gidiyor açıkçası. Evet. Hani ya bunun bilincindeyiz aslında. Hani ya niyetim yoktu dedik, yani öyle bir gidiyorduk. Şimdi Nimet abla o taraftan geçecek dedik, bir tane alalım dedik. Şimdi sizinle konuşunca da hani açıkçası hani almayabiliriz, vazgeçebiliriz yani. Ne mutlu bana, çünkü bakın sevgili seyirciler, birbirimizi uyaracağız. Tabii ki beyefendinin inancını sorgulamak haddim değil ama Müslüman kendisi, haram olduğunda kendisi biliyor, elhamdülillah biliyor. Eğer caydırabilirsek, bir tavsiyemize binaen eğer bundan vazgeçebiliyorsa ben görevimi yapmışım demektir. Beyefendi almazsa artık kendi bileceği iş. Çünkü gerçekten o paranın kıymeti yok. Eşini, çoluk çocuğunu kaybetme riskim var. Yani velev ki çıktı. Yani hayatın süresi belli. Yani o parayla cami de yaptırsan hayır yok. Kilise de yaptırsan hayır yok. O yüzden hayır olmayan bir parayla hayır da yapılmaz. O yüzden lütfen bilet alırken veya almadan önce bir kez daha düşünün. Çünkü o para maalesef helal para değil. Biz de Müslüman olarak helali haramı ayırt etmeliyiz ki helal olana haram katmayalım. Efendim peki inşallah almayacağınız düşüncesiyle soruyorum. Bilet almak isteyenlere bir tavsiyeniz var mı? Şöyle söyleyeyim hani
Bu zaten şans oyunu. Hani helal kazanç değil. Evet. Hani haram para. Hani bizde derler ki eskiden hani haydan gelen huya gider diye bizim bir atalarımız bir şey söylemiş. Hani aslında almasak daha iyi. Yani helal para hani alın terini yemek kadar güzel bir şey yoktur. Hani dünyada. Ama işte insanlar hani bir umuttur dediğiniz gibi. Hani ister istemez içinden hani diyor ki işte bana da çıkar mı? Hayatım kurtulur mu? Tabii geleceği kimse bilemez. O yüzden hani almasak daha iyi olur ama tabii gene de vatandaşın kendisi bilir yani. Mutlaka şey ama tabii. Bazı kararlar da hayatın çizgisini değiştiriyor. Evet. Yani belki bu vesileyle bile ya diyecek Allah atıyorum benim kulum gitti oraya kadar. Evet. Tam bilet alacaktı. Karşısına bir tane muhabir çıktı. Heh. Ya alma dedi. Şu an almadın belki kaderin değişecek. Evet. Bilemez. Şu an öyle oldu mesela. Hani ben biraz önce biraderimle gidiyorduk. Söyledim mesela bir tane dedim bilet alalım. Ben bu sene hiç almadım bilet. Niyetim de yoktu. Şimdi siz de sorunca hani ya elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Haram olduğunu da biliyoruz ama gene hani alıyoruz. Şimdi belki de siz vesile olursunuz. Yani almaya da bilirim yani. Çünkü niyetim değişiyor. Evet. Bakın evet. Ne güzel şimdi Eminönü'ndeyiz. Bir tarafta Yeni Cami, bir tarafta Süleymaniye. Evet, şu anda Ezan-ı Muhammed'e okunuyor. Bakın ne güzel. Bir yandan namaza çağıran imam efendiler var. Diğer evet. taraftan daha çok para kazandıracağım diyen para babaları veya evet. işte doğru. harama davet eden insanlar var. Tercih sizin efendim. Evet, çok teşekkürler efendim. Rica ederim sağ efendim. Hayırlı günler, gelsin. Sağ olun. Evet, Milli Piyango helal mi, haram mı? Niye alıyoruz? İşte bu soruların cevabını arıyoruz aslında. Hanımefendi var yanımda. Efendim, Milli Piyango haram mı demeyeceğim. Haram olduğunu biliyoruz. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Tabii ki haram olduğunu herkes biliyor. Yani kazanılsa bile illaki o bir şekilde bir yerden çıkıyor. Hani şunu alayım, bunu alayım, şunu yapacağım, bunu yapacağım olmuyor. Ki çevremde de duyduğum, kılarımdan da gördüklerimden de bir şekilde o para harcanıyor gidiyor yani. Ama böyle maaşlı, düzgün bir maaş aldık. Onun tadını çıkarta çıkarta harcamak daha kolay. Allah helalinden herkese yedirsin inşallah. Tabii ki ihtiyaç olanları herkese Rabbim görsün ama en helalinden yiyilen lokma, helal parayla kazanılan lokma diyorum. Bakın işte meseleyi noktaya koydu hanımefendi. En tatlı, en güzel, en lezzetli para helal para. Bunun ötesi berisi yok. Bakın biz de bu soğukta çıkmışız, işimizi yapıyoruz yani. Ama para kazanmak kolay aslında ama helalinden kazanmak önemli olan. Helalinden kazanmak Allah sırasıyla yedirmeyi nasip etsin. Buradan da herkese Rabbim herkesin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Amin, amin efendim. Peki az önce geldik mesela özellikle bilindik olan bazı bayiler var. İnsanlar kuyruk oluşmuş efendim yani evet, iki saatte alamaz. Gördük aynen Nimet ablayı az önce gördüm yanından geçtim. Yani bazı insanlar şöyle diyor, tabii ki her şeyi devletten beklememek lazım. Ben şahsi olarak ev temizliklerine gidiyorum, giderek eşime bu şekilde katkıda bulunuyorum. Bazen görüyorum, istiyorlar, veriyorsun, açım diyorlar. Gidiyorum, çocuklar artık bir şekilde her yerde önümüze çıkıyor. Benim kendi çocuklarım da var görüyorsunuz. Yeri geliyor bana yardımcı oluyorlar. İstiyorlar tabii ki insan ihtiyacı olanı ve olmayanı bir şekilde ayırt edemiyoruz. Görüyorum diyorum ki işte karnım aç abla şunu al gidiyorum. Yani yanlış anlamayın bir kumanya bir şey alıyorum. Açsan git evde hep beraber ailenle ye diyorum. Kendi gözümle gördüm onu çöp konteynerine attı illa para şeklinde. He, açım diyorsan ben sana bu şekilde yardımcı oluyorsan insan aç ve tokul gerçekten artık ayırt edemiyoruz insanlardan. Şöyle diyorum insan önce kendi çevresine bakınmalı. Ne kadar hani kiracı olup belki maaşı düzgün olur ama başka bir şekilde yardımcı olunabilir. Ama önce kendi çevremize bakalım diyelim. Yani bunları küçük yerlerden öğrenip hani gelmiş yerlerden, köylük yerlerden gelmiş bir kişi olarak söylüyorum. Önce kendi çevremize bakalım. Uzaklarda çok aramaya gerek yok. Yani yardımı ve ihtiyacı olan kişilere. Bakın aslında hanımefendi o kadar güzel konuştu ki üzerine söz koymak mümkün değil. Bakın helal kazanıyor. Nasıl kazanıyor? Temizlik yaparak. Hakikaten zordur yani. Temizlik işi çok çok zordur. İnsanlar bu şekilde para kazanıyorlar. Niye? Helal olsun diye. Ve özellikle dikkatimi çekti. Diyor ki Nimet Hanım'ın düzeltiyorum. Biliyorsunuz biletçi Nimet var. Pek reklam olsun diye vermek istemiyoruz ama maalesef hadi verelim. Nimet abla. Yani Allah aşkına Nimet. Nimeti veren Allah'tır. Evet. Yani isim bilhassa sıkıntılı. Ve hanımefendi konuşurken de elinde zikirmatik var. Bakın. Hem temizlik yaparak
temizlik yaparak geçimini sağlıyor, helal kazanayım diye. Hem de parmağında zikirmatikle zikir çekiyor. Lütfen sizin de bu minvalde zikriniz helal kazanmak olsun. Bu zikri çekin. İnşallah bu helal kazancı tadına varacaksınız. Son olarak efendim, almak isteyenlere mesajınız var mı? Milli piyango biletini almak isteyenler mi? Evet. Çıkarsan Rabbim helalinden yedirsin diyeyim, ne diyeyim? Başka diyecek bir şey yok. Çünkü olanlar kendine akraba tahlikat çok çıkıyor. Rabbim helalinden, şöyle diyeyim, göz perdelerini inşallah Rabbim göz perde indirir de etrafındaki ihtiyaçlı olanlarla paylaşmayı Allah nasip etsin diyorum. Bu şekilde. Evet, biz de hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz. Evet, gerçekten aslında helal kazanmanın önemini bir kez daha bu sözlerle de anlamış ve kavramış olduk. Ne diyelim, inşallah zikrimiz helal olsun. Amin. Helal kazanalım, helal yiyelim, helal dağıtalım. Birlik beraberliğimiz bozulmasın diyelim ve bugün de işte bu programın sonuna gelmiş olduk. Böylelikle bir sonraki programda görüşene dek hoşça kalın.